Türkiye kazansın, tüketicilerimiz kazansın diye enflasyonla mücadelede 8000 ürünle ekonomiye güç katıyoruz. Yapacağınız alışverişlerde Infinity kartınıza en az %10 para puan veriyoruz. Hedef Yapı Market. Sen de evini mutlu et. Mutlu günler sevgili izleyicilerimiz. Bir gazete manşetleri programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün 26 Ekim 2018 Cuma sevgili izleyiciler. Kastamonu merkezde yaşanan gelişmeleri her zaman olduğu gibi Akbim TV aracılığıyla sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Herkese hayırlı cumalar diliyoruz. Güzel bir gün olsun inşallah diyelim. Evet, Sözcü Gazetesi ile başlayalım. Sözcü Gazetesi'nin bugün sur manşetten verdiği haber, Meteoroloji Müdürlüğü'nden don uyarısı. Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğü Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece ve sabah saatlerinde Kastamonu'nun iç kesimlerinde, hafif yüksek kesimlerinde ise orta kuvvetli zirai don olacağı uyarısında bulundu. Meydana gelmesi beklenen sonbahar erken donlarına karşı zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde tarımla uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor. İl müftüsü belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı illerin müftülüklerine yönelik yaptığı atama ve görevden almalara ilişkin kararlar resmi gazetede yayınlandı. Buna göre Kastamonu İl Müftülüğü'ne Çorum İl Müftü Yardımcısı Ahmet Süzen atandı. Hayırlı olsun diyelim. Evet, NTV'de önceki akşam yayınlanan program gerçekten benim şehrim çok güzel etkiler uyandırdı. Kastamonu tarihi ve kültürüyle bir kez daha ekranlara yansımış oldu. Emeği geçenlere, orada tabii ki mikrofon uzatılıp da konu anlatanlara bizler ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Gerçekten Kastamonu'yu güzel tanıttınız. Tebrikler. Tabii ki Sayın Valimize de bir kez daha söyleyelim. Bu tür programların, bu tür etkinliklerin birçok ulusal televizyon kanalında tekrar tekrar yapılması ve tekrar tekrar şehrimize insanların gelmesinin sağlanması, Türk dünyası kültür başkenti olduğumuzu hissettirmemizde yarar var diye düşünüyorum. Evet, Kastamonu'nun gastronomi alanındaki 812 çeşit yemeği Antalya'da görücüye çıkmıştı. Yörex fuarında çekme helva koruma altında ana manşetten verilen haber Sözcü Gazetesi'nde. Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğiyle bu yıl 9.sü Anfaş Fuar Merkezi'nde düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı kapılarını açarken Kastamonu da fuardaki yerini aldı. Fuarda Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde Kastamonu'nun yöresel tatları Antalya'da başlayacak olan Yörex fuarında tanıtılmaya devam ediyor denilmiş. Ünlü din görevlilerine seslendi. Sizin yeriniz toplumda çok farklı ve insanlarımızın örnek aldığı kişilersiniz demiş. CHP'nin başkan adayları belli oldu. Yine MHP'den eğitim bir sene tepki. Büyük Türk milleti bu ihaneti unutmaz. Kastamonu'yu mevsimin ilk karı ılgazla yağdı sevgili izleyiciler. Evet, dün Şerife Bacı için bir yarışma düzenlenmişti. Bu yarışmanın birincisi Flashing Girl olmuş. Dikkat çekici. Yalnız böyle yabancı isimlerin kullanılmasına aslında müsaade edilmemesi lazım. Kardeşini öldüren cinayet şüphelisi benim bir suçum yok. Biz bunu bilerek mi yaptık demiş. Yine FETÖ'den 14 kişinin yargılanması başladı. İmama dolandırıcılık suçundan 3 yıl hapis cezası verildi. 3000 lira çalan hırsız yakalandı. Hemşireye örgüte yardımdan 2 yıl hapis cezası verildi başlıklarını görüyoruz. Nasrullah Gazetesi ile sürdürelim turumuzu. Cinayet zanlısı adliye girişinde böyle konuştu. Hiç bilerek yapılır mı dedi. Evet, dört dörtlük tanıtım. Teşekkürler Melda Yücel, Koca Alp ve NTV. NTV'de yayınlanan ve yaklaşık 50 dakika süren Benim Şehrim programında Kastamonu tanıtımı layıkıyla ve güzel bir şekilde yapıldı. Evet, Şerife Bacı koşusu nefes kesti deniliyor. Baltacı'dan Fuat Oktay'a TRT soruları yöneltilmiş ve TRT kurumunda yaşanan gelişme ve iddiaları meclis gündemine taşımış Hasan Baltacı. Yeni müftü Süzen oldu. Çekme helveye teşkil koruması Rıfat Hisarcıklıoğlu Kastamonu kendi ürününü koruma altına aldı demiş. Ilgaz'a ilk kar düştü. İYİ Parti'nin Nuhoğlu'ndan Dolu ile ilgili soru önergesi MHP Türk milleti ihaneti unutmaz. Yine Cumhuriyet için saygı yürüyüşü var. Evet, 29 Ekim Pazartesi günü Kışla Parkı ile Cumhuriyet Meydanı arasında gerçekleştirilecek olan yürüyüş saat 17'de başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi Kastamonu Teşkilatı bu yürüyüşü düzenliyor. 95. yıl etkinlikleri kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri de yine Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak.
Evet, Kervan Konsept bugün kapılarını açıyor. Saat 14'te açılış gerçekleşecek. Bunu da sizlere hatırlatmış olalım. Kastamonu Gazetesi ile sürdürelim. Çekme Helva Nüfus Kağıdına Kavuştu başlığıyla vermiş haber. Yine Kastamonu Gazetesi'nin diğer başlıklarına bakalım. İKKAR, kayak ve turizminin önemli merkezlerinden biri olan Ilgaz Dağı, ilimizdeki diğer yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Açıkçası bazı televizyon kanallarında biz şunu görüyoruz. İşte önemli kayak merkezlerinden Uludağ deniliyor. Aslında önemli kayak merkezlerinden Ilgaz da var. Ilgaz'ı hatırlatmakta yararda var. Evet, birinci Şerife Bacı koşusunda muhteşem finish. Tutuklandı, önce intihar etti dedi, sonra itiraf etti. Hemşireye hapis, öğretmene beraat denilmiş FETÖ-PDYE davalarında. Babaya 22, oğluna 6 yıl hapis cezası. İYİ Parti'de Dolu Afeti'ni meclise taşıdı. Türk Oftalmoloji Derneği Ilgaz'da toplandı deniliyor. Yine MHP İl Başkanı'ndan Memur Sen'e çok sert bir tepki gelmiş. Tek milletle neyi kastediyordunuz? MHP İl Başkanı İsmail Sarıoğlu, Memur Sen'in andığımız kararına karşı yaptığı açıklamaya çok sert tepki gösterdi. Suni gündemlerle Türk milletinin dikkatinin gerçek sorunların dışına çekilmeye çalışıldığını söyleyen İsmail Sarıoğlu, tek vatan, tek millet derken Türk milletini kastetmiyor muydunuz? Peki tek milletle neyi kastediyordunuz? Yunan'ı mı, İsrail'i mi, Amerika'yı mı? Açık konuşalım, büyük Türk milleti ihaneti unutmaz şeklinde açıklamalarda bulundu. Erbilgin'den Aydın'a sert tepki, bu kafa ayrıştıran ve bölen kafadır demiş. CHP'de adaylar şekillenmeye başladı, hızlı başlangıç. Cumhuriyet için saygı yürüyüşü, ünlüden Diyanet İşleri üyelerine yemek. Ulubaşı Cuma Pazarı yer değiştiriyor demiştik. Gazete Acemi'nin arkasında kurulan Cuma Pazarı itfaiye müdürlüğü yanında bulunan alana taşınacak ve Cuma Pazarı önümüzdeki haftadan itibaren burada kurulmaya devam edecek sevgili izleyiciler. Doğru Söz Gazetesi ile sürdürelim turumuzu. Kastamonu'nun yeni müftüsü Ahmet Süzen oldu. Hayırlı olsun diyelim. Türk milleti bu ihaneti unutmaz. MHP İl Başkanı'ndan Eğitim Bir Sene andımız tepkisi. Milletvekili Baltacı'dan Oktay'a TRT soruları İYİ Partili Nuhoğlu Dolu ödeneğini sordu. Kardeşini öldüren cinayet zanlısı tutuklandı başlıklarını görüyoruz. Son Çanakkale Gazetesi'nin oğlu Turgut Kaçmaz'dan Buram Buram Çanakkale Destanı Konferansı denilmiş. 1994 yılında dünyanın en yaşlı gazetesi ünvanıyla 110 yaşındayken hayatını kaybeden Çanakkale Gazetesi Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu emekli öğretmen ve barış elçisi Turgut Kaçmaz Taşköprü Kültür Merkezi'nde Çanakkale Destanı'nı anlattı ve sergi açtı deniliyor. Kastamonu'ya mevsimin ilk karı yağdı. Karadeniz Ziraat Odaları Ankara'ya çıkarma yapacak başlıklarını görüyoruz. Gündem 37 gazetesiyle devam edelim. Takımımıza ve teknik kadromuza güveniyorum demiş Kastamonu Spor Başkanı Salim Arpaçoğlu. Yine Şehit Şerife Bacı koşusu düzenlendi. Zirai Don bekleniyor. Doğal ürünlere ilgi çoğaldı. Bu parti milletin partisi, sizlerin partisi Doğan Ünlü'nün açıklamaları. Sigara yasağını delene acımayın demiş Erdoğan. Yine MHP İl Başkanı İsmail Sarıoğlu, Memur Sen hangi gerekçeyle yargının kararını eleştirebilmektedir diye soruyor. Yeni müftü Ahmet Sözen oldu. Yine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifati Sarcıklıoğlu, Kayseri'ye Kastamonu pastırması yediriyorlar demiş. CHP Cumhuriyet'e saygı yürüyüşü yapacak, enflasyonla mücadele ya esnaf desteği, İKKAR Ilgaz'a düştü başlıklarını görüyoruz. Ve günün son gazetesi Açık Söz Gazetesi, benim şehrim Kastamonu'ya tam not demiş gazete. Atlar milli mücadele kahramanımız Şehit Şerife Bacı için koştu başlıklarını da görüyoruz sürmanşetten. Çekme helvayı dünyaya tanıttık diyor Tahsin Babaş. Ilgaz'a mevsimin ilk karı yağdı. İlave ödenek gönderilecek mi? Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu sormuş. Kastamonu'nun yeni müftüsü Ahmet Sözen oldu. Yine bu kafa toplumu ayrıştıran bir kafadır deniliyor. Ağabeyini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı ve Diyanet İşleri üyeleri yemekte buluştu başlıklarını görüyoruz sevgili izleyiciler. Kastamonu'da konuşulan haberleri sizlerle paylaşma imkanı bulduk. Bir başka gazete manşetleri programında yeniden birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.